CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Nurdan Erkul'la birlikteyiz. Erken seçim, koalisyon ve seçim döneminde yapılan olayları değerlendireceğiz. Evet Nurdan Erkul, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Efendim ben Nurdan Erkul, PTT emekliyim, memur emeklisiyim. Emekli olduktan sonra MHP'de görev almaya başladım. Zaten memurken de bu işi gizli de olsa sürdürüyorduk. Sevgi bu, benim için çok büyük bir sevgi. Daha sonra emekli olduktan sonra teşkilattaki abilerimiz bizleri fazla tutmadılar, dışarıda birlikte çalışalım dediler. Aydın Ünlü il başkanımız şu anda. Kendileri beni davet ettiler ve çalışmaya başladık. Komisyonlarda görev yapmaya başladım seçimlere yakın. Daha sonra toplantılara falan dahil olduk. Ve beni bir nevi MHP'ye kazandırmış oldu Aydın Ünlü, sağ olsun. Teşkilat bazında çalışmalar yaptık. Daha sonra kongre yapıldı, ilçe kongresi. Beni yazmışlar yönetime yedek yönetici olarak. Tabii benim için yedek asil fark etmiyordu. Çünkü onu hiç yani umursamadım bile, ne olduğunu bile sormadım. Çalışmalarıma devam ettim. Benim için MHP'ye bir oy kazandırmaktı maksat. İşte ondan sonra daha sonra çalışmalarımdan dolayı asil göreve talip ettiler bizi. Oraya geldik ve çalışmalarımızı devam ettirdik. Şu anda İzmit ilçede başkan yardımcısıyım. İlçe seçim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda insan hakları komisyonunda kurulu üyesiyim. İzmit Kaymakamlığı'nda. Partim görevini nasıl istiyorsa öyle çalıştım. Daha çok insanlar kazandırmak, daha çok oy kazandırmak. Hiçbir zaman şucu bucu olmadım veya resim karesine gireyim takıntım olmadı. Halen de hazır bir asker gibiyim bu yaşıma rağmen. Ben buyum. Evet. Her türlü göreve hazırım diyorsunuz her yani. Her zaman hazırım. İnanın sadakatle, sevgiyle yapıyorum. Hiçbir şey düşünmeksizin. Karşılık beklemiyorum. Sadece MHP'nin güçlenmesini. Yeter ki kavga etmesinler. Yeter ki ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum demesinler. Doğal olarak MHP ne istiyorsa, başarıyı mı istiyorsa başarıya doğru gitsinler. Kesinlikle kapris yapılmasın. Kavga edilmesin. İstediğim bu. Çok güzel bir şeyler olur o zaman. Evet. Peki şöyle sorayım size. Seçim döneminde yani 7 Haziran öncesi ve 7 Haziran sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu görevden alınmalar oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin görüşünüz nedir bunlarla ilgili? Bunları bize bir kısaca anlatır mısınız? Şimdi bu seçim öncesi gerçekten her zaman olduğu gibi biz parti içinde teşkilat olarak, İzmit İlçe Teşkilatı olarak gerçekten çalışmaları iyi olsun istedik. Ben kendim olarak daha çok bir şeyler yapmak istedim. Tabii bunun yanında arkadaşlarımı da teşvik etmek amacıyla bir abi olarak gördüler beni. Allah razı olsun hepsinden. Ben zamanı geldi, yeri geldi, biraz çıkış yapmış olabilirim arkadaşlarıma. Biraz sert konuşmuş olabilirim ama hepsi tatlı çıkışlardı MHP'nin daha iyi olabilmesi için. Evet, 7 Haziran öncesi epey çalıştık. Hatta şöyle söyleyeyim, yürüyüş yolunda kullandığımız stand çalışmalarımız, daha öncesi de bu şeyle başladık. Aydın Ünlü'nün, il başkanımızın orada broşür dağıtmasıyla başladı daha önceki dönemlerde. Bizler önlük giyerek dağıtıyorduk. Sonrası güzel bir şey. Sonrası gövde, tabii. Geçtiğimiz dönemde 7 Haziran öncesi Kadın Kolları Başkanı Serpil Hanım atandığında gerçekten çalışmalar güzel oldu. Şöyle söyleyeyim, orada kişi önemli değil. Kişinin çalışması, her kim olursa olsun. Oradaki çalışmalara bakarız. Gelen giden gerçekten alakadar oldu. Kızlarımız, bayanlarımız oturdular. Bizler oturduk. Üye kaydı yaptık. Çünkü ben daha öncesinde sürekli orada dururdum. İl Başkanı Aydın Ünlü, o derdi mutlaka abi bulunun diye. Gerçekten oranın çalışmasını takdir ediyorum. Bize kazandırdı mı? Evet kazandırdı. Güzel şeyler kazandırdı çünkü ben şahidim. Her gün oradaydım. Kadın kollarımızın çalışmaları, işte girişler, orada program, burada program gayet güzeldi ve istenilen de oldu. Evet, oy oranı bayağı bir şekilde arttı. Tabii ki artış oldu. Zaten şeylerden belli bakıldığında. Ama dediğim gibi kişilere bakmamak lazım.
mutlaka herkesin aynı şekilde çalışması gerekir. Serpil Hanım olabilir, ne bileyim ben Ayşe Hanım olabilir. Yani ama mühim olan tabii yani partiye bir şeyler kazandırabilmek. Mühim olan oydu. Onu da başardık diyorum. Bizler de şahsi olarak başardık diyorum. Ne bileyim öyleydi yani. Peki şöyle söyleyeyim. Şu an koalisyon görüşmeleri yapılıyor fakat erken seçim olduğunda bu parti içi karışıklıklar MHP'nin yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin İzmit'teki oy oranını etkiler mi bu karışıklıklar acaba? Efendim şimdi erken seçim olup olmayacağını gerçekten herhalde kimse kestiremiyor. Parti içindeki karışıklıklar derken sizin kastettiğiniz bu kadın... Evet, bu görevden alınmalar. Görevden alınmalar. Şöyle ki bir nevi dargınlıklar, küskünlükler olmuştur mutlaka. İşin özünü aslında bilmiyoruz. İlçe başkanımız Kaan Dilmen göreve geldiğinde kadın kolları başkanı teşkilat başkanını önerisini almış, görüşmüşler. Ondan sonra kabul edilmiş ve ilçede yönetim kurulunda biz bunu karara aldık, işte atadık diye. Ama şu ana kadar ilçe başkanımız herhangi bir açıklama yapmamıştır. Yani biz görevden alınma nedenini tam olarak bilmiyoruz. Kendisi bilmiyor. Kendisi geçen akşam yaptığımız yemekli toplantıda bu şekilde konuştu. Arkadaşlar işte ben bugüne kadar konuşmadım. Bundan sonra benim açıklamam olacak. Bilgi alışverişinde bulunuldu. Ve ben basının karşısına çıkıp artık açıklamamı yapacağım dedi. Biz yine nedenini tam olarak bilemedik. Tabii bu işte başkanın şeyde Facebook'ta işte sosyal medyada yazmış olduğu yazılardan dolayı. Zaten kendisi de biliyorsunuz o özür dileme yazısı tekrar yayınladı. Herkesten özür diledi. Partime zarar vermek istemiyorum gibi. Tabii burada bir özel gelişmeler vardır zannedersem. Yani böyle bir görevden alınma olduğuna göre. Kaan Dilmen ilçe başkanımız mutlaka bunu açıklayacaktır. Her ne olursa olsun ilçe başkanımızdır şu anda. Onun açıklaması gerçekten bekleniyor. Yani ne bileyim yani bunu herkes merak ediyor. Bizce şeyi etkiler mi oylamayı? Tabii şimdi onun yanında olan bir kesim vardı veya onunla birlikte çalışmış, ona binaen oy vermiş olanlar vardı. Ama bunun yanında partiye de tabii ki zarar verilecek hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Hiçbir kimse kabul etmez. Ama gerçekten gelen oylar vardı. Bir hayli mesela Ali Kahya tarafından. Biz daha önceki dönemlerde mesela orada pek aktif değildik. Ama bu dönem gerçekten güzel şeyler oldu orada. Kadın Kolları Başkanı'nın gayretiyle. Zannedersem biraz o yönde küsme olmuştur. Fakat bunlar giderilecektir. Kaan Başkanımızın, ilçe başkanımızın bu işe açıklamasıyla mutlaka bir şey çıkacaktır ortaya. Ben öyle tahmin ediyorum. Biz de merak ediyoruz çünkü. Olumlu yönde ilerler mi sizce? Sizin düşünceniz? Evet, olumlu yönde eğer anlaşılırsa, yani neden dolayı olduğu ortaya çıkarsa, her iki tarafında yanlış anlaşıldık ortaya görüş çıkarsa aynı oylar gelir zannedersem. Ama bunun zıtlatması yani çok zıt olursa tabii ki küskünlükler olur. Partiye mutlaka onları kazandırmamız gerekiyor. Ben çalıştım, çalışmak istedim, hala da çalışmak istiyorum. Aynı şey benim eşim de ilçe kadın kolları başkanıydı bir zamanlar. Bundan önceki Aydın Bey yapmıştı ilçe kadın kolları başkanı olarak. Tabii nedeni o zaman pek anlaşılmadı ama yine çalıştık. Eşime de biraz bir kırıcı şeyler oldu fakat bu derece değil. Ama sağ olsun eşim bana destek oldu sürekli. Benle birlikte hala da partiye ve bizlere destek olmakta. Bunları atlatmak lazım, bunları geçiştirmek lazım. Ya da bir araya getirip nedenlerini karşılıklı öğrenmek lazım. Bir teşkilat başkanımız getirmiştir, önermiştir. Onu alıp karşısına hep birlikte Kaan Dilmen, Kadın Kolları Başkanı, bunların bir araya gelip neden böyle olduğunu konuşup insanlar açıklama yapmaları daha doğru olur diyorum ben. Ve küskün olmaz. Oylar geri gelir tekrar. Öyle tahmin ediyorum yani. İnşallah istediğimiz
Evet. Gibi olur. Teşekkür ediyoruz. Bugün Nurdoğan Erkul'la birlikte olduk. Düşüncelerini dinledik. Erken seçim, koalisyon, parti içi karışıklıklar, her şeyi bize kendisi açıkladı kendi ağzından. Ona teşekkür ediyoruz ve erken seçim olursa da inşallah yine görevine devam edecek. Yaşına göre gayet dinamik bir şekilde hala çalışmalarına devam ediyor. Ona da kolay gelsin diyoruz. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de kolay gelsin. İyi günler diyorum.